Arkadaşlar koluma bakın. Sandalyeden düştüm de geçen gün. Benim bu kolumdan çektiğim nedir ya? Daha önce de at ısırmıştı. Selam. Bir alışveriş videosuyla daha karşınızdayım. Ama bu alışveriş videosunun diğerlerinden bir farkı var arkadaşlar. Biliyorsunuz düğün yaklaşıyor. Düğün Eylül'de bu arada. Onu söylememişim. Ve yani ben bu işlerin içine girene kadar haberim yoktu ama hani ben sanıyordum ki bir gelinlik alıyorum bitiyor. Öyle değilmiş arkadaşlar. Yeni yeni kategoriler çıkmış. Evden çıkış elbisesi, eve giriş elbisesi, before'u, after'ı, makyajı, bilmem nesi, böyle bitmiyor yani. Bir sürü alman gereken şey çıkıyor. Ve bu noktada Trendyol'a hakikaten teşekkür ederim. Çok işime yaradı. Çünkü çok uygun fiyatlı, güzel seçenekleri var bu konuda da işime yarayan. Şimdi ben bu videoda hem yaz alışverişimden bir şeyler göstereceğim. Hem de düğün alışverişimden de iki parça göstereceğim. Bu arada göstereceğim her şey Trendyol'dan arkadaşlar. Linklerini de tek bir link olarak bütün göstereceklerimin linkini aşağı koyacağım. Bu arada Trendyol'un bu butiklerine mutlaka bakın. Bunu da ayrıca tavsiye ediyorum. Gelin olup gidecekler. Bir baksınlar. Çünkü gerçekten evden çıkış için, after için, şunun için, bunun için uygun fiyatlı tatlı elbiseler var. Bir bakmanızı öneriyorum. Bir indirim kodunuz da olacak. Bütün Trendyol Mila ürünlerinde geçerli. Gozde 20. Bugünden itibaren 10 gün geçerli bir kodunuz var. Her 100 liralık alışverişe 20 lira kazanacaksınız. Kullanmayı unutmayın ama 100 liralık alışverişe 20 kazanıyorsunuz. Tükürük banyosu. Kendi tükürüğümde boğuluyorum şu an. Ve bütün cicilerimi göstermeye başlıyorum. Bu üstümdeki de Trendyol'dan arkadaşlar. Ben zaten böyle mavi beyaz benim için tam yaz rengi, bayılıyorum. Bu aslında şöyle uzun bir bluzdu. Ama ben hep İçime sokmacalı kullanıyorum. Özellikle böyle mom fit kotlar giydiğim zaman, inşallah adı mom fit'tir yalnız sürekli. Benim için mom fit ya. Mom fit, evet. Çünkü annemin vardı böyle kotları ben küçükken. Bunu da oradan aldım. Çok uygun fiyatlı bir şey. Hem beyaz şortlarımla giyeceğim hem beyaz pantolonlarda. Ama en çok da bu tür pantolonlarımla giymeyi düşünüyorum. La 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 Mexicano. Bu da benim soundtrack gibi. Benim videolarımın soundtrack'i. Böyle bir ne olduğu belli olmayan bir şarkı. Ne zaman video çekmeye başlasam la 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 Mexicano diye fırlıyor. Ama kamerayı açmadığım anlarda bir kere bile aklıma gelmeyen bir şarkı bu. Bilmiyorum. Bu kamerayı açınca aklıma bu şarkı geliyor. Biliyorum düğün için aldıklarımı merak ettiğiniz için şu an videoyu geçmek istiyorsunuz ama geçerseniz şu an bu videonun burasından orasına atlarsanız kendinize bir kötülük yaparsınız. Çünkü arkadaşlar düzgün kot pantolon bulmak çok zor bir şey. Yani kimisinin baseni olur, beli bol gelir. Kimisi basenden girer, belden dar gelir. Şöyle yüksek bel kotları aşırı seven biri olarak uzun süredir doğru kotu arıyordum ve bunu Trendyol'da buldum. Buraya da çıkacağım. Sizin için platform yaptım. Şöyle aşağıdan kıvırdım ben birazcık. Böyle seviyorum kıvırarak. Bu kotu aldığımda 80 liraydı arkadaşlar. Ama şu an linke baktım. 59.99'a düşmüş. Uygun bir fiyat bence böyle bir kot için. Düğün günü evden çıkarken giyeceğim elbiseye geldik arkadaşlar. Tam olarak böyle bir şey düşünüyordum. Bu arada evde tek başıma olduğum için arkasını tam kapatamadım. Ama görebilmeniz için elimden geleni yapacağım. Şöyle bir elbise kendisi. Elin oldum gidiyorum be. Kolumuz düşmesin diye bunu buraya bağlayan şöyle bir beyaz kumaş vardı. Onu da tabii niye koymuşlar? Şu orantı herhalde bozulmasın diye koymuşlar. Ben onu kıpır kıpır bir insan olduğum için çıkardım. Evden çıkıp alana girerken, alan dediğimde makyaj alanı mı oluyor artık bilmiyorum hangi alana gireceksem. O gideceğim yerde üstümde bu olsun diye düşündüm. Benim gördüğüm kadarıyla böyle beyaz sabahlık falan da giyenler oluyor hazırlanırken. Ama ben kendimi biliyorum, yazın sabahlıkla, ipek sabahlıklarla durmama benim imkan ihtimal yok. Kanter içinde kalırım. Benim için şöyle açık bir şey lazım. Hem de videoda, fotoğrafta güzel duracak bir şey. Güzel elbise ya. Ben bunu illa evden çıkış değil. Ben bunu başka yerlerde de giyerim yani. Bu arada bugün bu elbise ekstra işime geldi. Çünkü arkadaşlar koluma bakın. Sandalyeden düştüm de geçen gün.
şeyde masaların üstünde dans ediyorduk böyle bir mekanda Orkun'la. Mekan asla bir dans mekan değil arkadaşlar. Normal oturup bir şeyler içilen bir mekan. Ama mekanın barmeni tanıdıktı ve mekan kapandıktan sonra böyle 90'lar falan açtırıp masaların üstünde çılgınlar gibi dans ederken şöyle bir küçük kaza geçirdim. Bu elbiseyi de ben 180 liraya almıştım arkadaşlar ama bugün indirimdeymiş, 119 olmuş. Bunu da gelin bikinisi olarak aldım arkadaşlar. Ne alaka gelin bikinisi diyeceksiniz. Düğün organizasyonu öncesinde insanların düğün videolarını izliyordum YouTube'dan ve izlediğim bir düğünde, gerçekten böyle herkesin çok eğlendiği böyle yüzlerinden okunan bir düğünde gecenin sonunda böyle iskeleden koşa koşa denize atlamışlardı ve dedim bu düğün tam bir düğün olmuş. Yani gerçekten herkes böyle çok eğlendiği çok belli. O yüzden yani bilmiyorum, bakalım, biz de havuzlu bir yer bulduk. Kafamızı gözümüzü yarmamak umuduyla. O videodaki kız da böyle bir beyaz bir bikinisi vardı. Üstte beyaz bikini, kafasında duvak, böyle denize atlıyordu ve çok gerçekten hoşuma gitmişti. O yüzden ben de kendime bir beyaz bikini edindim. Size fiyatını söyleyeceğim. Bu da Trendyol, Mila. Zaten çok güzel mayolar, çok güzel bikiniler var. Üstünü 69.99, altını da 34.99'a aldım. Balenli arkadaşlar. Benim göğüslerim çok büyük değildir. Ama güzel, böyle güzel toparlıyor. Güzel bir bikini. Yani tabii ki sadece illa düğünlerde giyilecek bir bikini değil yani. Of, çok fena ya. Ya benim bu kolumdan çektiğim nedir ya? Biliyorsunuz blogda anlatmıştım. Daha önce de at ısırmıştı. Ve aynı boyutta, aynı buraya yani. Her sene buraya bir şey oluyor. Bunu Orkun seçti arkadaşlar. Gösteriyorum size. Şöyle bir elbise kendisi. Mini bir elbise. Ben de çok beğendim. Zaten ben bu renge ayrıca bayılıyorum. Orkun'un bunu seçmesinin sebebi ise şu oldu. Dedi ki hep teenager gibi giyiniyorsun. Böyle bir yırtık şortlar, yırtık kotlar, biraz böyle iki elbise giy be dedi. Ben de baktım ne giyebilirim. Çiçekli böcekli şeyler çok bana göre değil ama bu tam ben yani. Muhabirlik yaptığım dönemde de çok severdim böyle elbiseleri. Boyu falan çok ideal bence. Oturup kalkarken sizi rahatsız etmiyor. Kollarının bu halini de sevdim. Bak bir de buna uygun bir tane kemer aldım. Onu da göstereyim. Kah bununla takacağım. Kah o kemerle. Hemen gösteriyorum. Bu elbiseyle kendimi ne gibi hissettim biliyor musunuz? Amerikan filmlerindeki gazeteci kızlar gibi. Afrika'ya falan gidilir. Orada bir olay vardır. Gazeteci kızlar illa hep böyle bir buraya giyinirler ya. Aa evet. Gazeteci kızım ben. Yalan da değil. Bir zamanlar yapmadığımız iş değil. Bunu 99.99'a almışım. Pembesi de var. Açık pembe. Kemeri de 29.99'a aldım. Bir tane de şöyle bir tulum aldım arkadaşlar. Bunu gerçekten muhtemelen benim üstüme yapışacak yani. Zaten ben tulumu çok seviyorum. Hiç böyle ne giysem derdi olmadan giyebileceğiniz... iyi indim çıktım bu arada burada. İyi üst bacak kası yaptım bu video boyunca. Böyle... İstediğiniz her yerde giyebileceğiniz çok rahat bir tulum. 85'e aldım ama şu an linkte indirimde 44.99 gözüküyor. Aa, hakikaten çok rahat. Şimdi yemeğe gidecektim, bunu giyeyim. Tulum olayını çok seviyorum ya. Anne bana küçükken çok tulum giydirirdi. Ondan mı acaba benim bu tulum tutkum? Fazla seviyorum çünkü. İçine girince tulumun böyle kabaca aşırı... özgür hissediyorum. Son olarak bu kolyeyi almıştım. Bunu da gösterecektim aslında. Bununla uyduğu için aldım. Şöyle burada boncukları vardı birkaç tane daha. Ama ben boncuksuz daha çok beğendim. O yüzden boncukları arkaya aldım. Daha abartılı sevenler boncukları öne de alabilirler. Omuzu açık bluzları bence bu tür uzun kolyeler gerçekten güzel dolduruyor. Gösterdiğim tüm ürünlere ulaşabileceğiniz tek bir link var. O linki de aşağı bırakıyorum. İndirim kodunuzu kullanmayı unutmayın. GOZDE20 ve 10 gün geçerli olduğunu da unutmayın. En çok da neyi unutmayın? Abone olmayı. Instagram'a da buyurun gelin beklerim. GOZDE Tezer. Bir sonraki videoda gözüm kaydı. Ev o kadar dağınık ki. Şurayı beyaz yapacağım diye her yeri o kadar dağıttım ki. Neyse arkadaşlar benim çok işim var. Bir sonraki videoda görüşürüz. Gidiyorum. Hoşçakalın.